Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dostlar, bugünkü sohbetimde Taha suresinde yer alan bazı ayetleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Yüce Allah Hazreti Adem'i yaratır ve onu cennetine koyar. Onunla birlikte Hazreti Havva'yı da yaratır. Ve bunlar cennette yerler, içerler. Bütün olanaklar kendilerine tanınır. Yüce Allah onları imtihan için bir ağaçtan yememelerini emreder. Hazreti Adem ve Havva bir süre cennete kalırlar. Tabii bu arada düşmanları olan şeytan onlara vesvese eder. Şeytanın düşmanlığı da nereden geliyor? Yüce Allah Hazreti Adem'i yaratınca şeytana dedi ki Adem'e secde et. Yani ona ve bütün meleklere Adem'e secde etmelerini emretti. Bütün melekler secdeyi kabul ettiler ama şeytan bunu reddetti. Hazreti Adem'e secde etmek istemedi. Bunun üzerine Yüce Allah şeytanı rahmetinden uzaklaştırdı. Tabi rahmetinden uzaklaştırınca dedi ki ya Rabbi sen bu insanoğlu için bana beni rahmetinden uzaklaştırıyorsun. Eğer bana müsaade edersen bu insanoğlunun ne kadar kepaze olduğunu, kötü olduğunu ve ne kadar yoldan çıktığını ben sana göstereceğim. Yüce Allah da diyor ki tamam, kıyamete kadar kim sana tabi olursa, insanoğlundan kim sana tabi olursa onları da seninle birlikte cehenneme atacağım buyuruyor. Ve şeytanın o saatten sonra insanla düşmanlığı başlıyor. Hazreti Adem Havva cennette, o arada şeytan da فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطَانُ O arada şeytan ne yapıyor? Hazreti Adem'e vesvesede bulunuyor. Ve diyor ki ya Adem eğer sen bu ağaçtan yersen bu cennet mülkünün tamamı senin olacak. Artık senin için ne ölüm var ne yaşlanma var hiçbir şey yok. Mülkün daimi olacak, hayatın da sürekli olacak, bu mülkün sahibi sen olacaksın. Ve bu şekilde Hazreti Adem'i kandırıyor. Hazreti Adem ve Hazreti Havva ağaçtan yiyince cennet elbiseleri üzerlerinden dökülüyor, çıplak bir halde kalıyorlar. Cennetin yapraklarını kendilerine örtü yapıyorlar ve Yüce Allah Hazreti Adem'e ve Hazreti Havva'ya ihbitu minha cemi'an buyuruyor. Hepiniz yeryüzüne inin ve ba'dukum li ba'din adu. Bazınız bazınıza düşman olarak yeryüzüne inin diye emrediyor. Ve insanoğlunun yeryüzündeki serüveni başlıyor. Yeryüzündeki imtihanı başlıyor. Tekrar gerçek yurduna dönmek için bu dünyada çalışıp çabalaması gerekiyor. İşte tabii bu dünya hem çalışacaksın, hem çabalayacaksın, hem hakkın peşinden koşacaksın. Allah-u Teala ayet-i kerimede فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا benden size bir mesaj geldiğinde فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَا ve kim o gelen mesajıma tabi olursa, o vahyime tabi olursa فَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْقَى artık o kişi için bir sapıtma, yoldan çıkma yoktur ve ona bir sıkıntı da olmayacak. Çünkü benim mesajım hak olan mesajdır. O mesaj doğrultusunda hareket edildiğinde ebedi yurt olan cenneti tekrar ele geçirebilecek. Ama وَمَنْ اَعْرَدَ عَنْ زِكْرِي kim benim zikrimden, vahyimden yüz çevirirse فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَنْ onun için sıkıntılı bir yaşam vardır. Yani bu dünyada yaşayacağını yaşar, ondan sonra kabre girer,
kabir hayatı onun için sıkıntılı geçer. Kemikleri birbirine geçer. Orada zabanilerin baltalarına, azabına düçar olur. İşte Allah-u Teala yani kabirde insanın sıkıntılı bir yaşam süreceğini eğer iyi değilse وَنَحْشُرُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى ve kıyamet gününde kör olarak, ama olarak haşredileceğini bizlere haber verir. قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي اَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا Ya Rabbi, ben görür halde olduğum halde, yani ben gören bir insandım, dünyada gören bir insandım. Ben neden bugün kör olarak haşredilmişim? Neden bu haldeyim diye sorar. Allah-u Teala قَالَ كَذَٰلِكْ Doğrudur. Sen dünyadayken gözü olan bir insandın. Ama اَتَتْكَ آيَاتُنَا Ayetlerimiz sana geldi فَنَسِيْتَهَا Sen o ayetleri görmezden geldin. O ayetleri unuttun. O mucizeleri unuttun. Sana gelen kitabı reddettin. Onu görmezden geldin. O yüzden وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى Sen o gün nasıl unuttuysan bugün de kıyamette sen unutuldun ve kör olarak haşredildin. وَكَذَٰلِكَ نَجْزِ مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ İşte Allah'a şirk koşan ve Allah'ın ayetlerini inkar eden, onlara iman etmeyen insanlara biz bu şekilde muamele ederiz. Bu şekilde onlara ceza veririz. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى Bu azap da yani azabın bir çeşidi ufağıydı. Ahiret azabı, cehennem azabı daha şiddetli ve inkarcılar için sürekli olacak. Onun için kıymetli müminler kiminle beraber olduğumuza bakalım. Düşmanlarımızı iyi tanıyalım. Nefsimizin, şeytanın ve dünyanın insana düşman olduğunu, bunlardan sakınmak gerektiğini çok iyi bilelim. Şeytan nasıl babamız Adem'e düşmanlık yaptıysa ve onu cennetten kovduysa, yeryüzünde de bizim cennete tekrar girmemizi engelleyecek, bize vesvesede bulunacak. Onun için şeytanın vesvesesine uymamalıyız. Bir de nefsimizin isteklerine gem vurmalıyız. Nefsimize hakim olmalıyız. Nefsimizin istediği her şeyi yapmamalıyız. Bir de dünyayı terk etmeliyiz. Dünyayı terk etmek demek, haramı terk etmek demektir. Bir insanın çuvallar dolusu, ev dolusu parası olsun, altını olsun, eğer halalden kazanmışsa ve onun zekatını veriyorsa, hakkını veriyorsa, o dünya değildir, o ahirettir. Ama eğer bir mal az dahi olsa, haramdan kazanılıyorsa, hakkı verilmiyorsa, o mal dünyadır. Ümmetin en imanı yüksek olan, en imanı büyük olan kişisi Hazreti Ebubekir'dir. Hazreti Ebubekir Müslümanların zenginlerindendir. Ama o malını Allah ve Resulü için harcamıştır. Peygamberimiz Aleyhisselam "Ya Ebubekir, ne getirdin, ne bıraktın?" deyince "Ya Resulallah, malımın tamamını getirdim. Allah ve Resulünü de evde bıraktım." buyuruyor. İşte bir Müslüman eğer halalden kazanmışsa, helale harcıyorsa bu ahirettir. Ama eğer haramdan kazanıyorsa ve o haramı yiyip içiyorsa, onu kullanıyorsa o zaman o dünyadır. Dünyayı da bir Müslümanın terk etmesi lazım. Haramı terk etmesi lazım. Yoksa kıyamet gününde o haramın hesabını veremez. Yüce Mevlam bizleri salih kullarından eylesin. Bizleri kendine kul olan kullarından eylesin. Bizlere sirat-ül müstakimi görebilmeyi
ve o yolda yürüyebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.